Merhaba arkadaşlar, MT-125 için benden tam full giyim önerileri istedi bir arkadaşımız. Biraz geç oldu biliyorum, bazılarını yayınlamak ve videosunu çekip kesip paylaşmak biraz uzun sürebiliyor. Bu montu öneriyorum ilk önce. Bu mont Makna'nın Sunrise modeli, Just Makna Sunrise diye geçiyor. Neden bunu öneriyorum? Çünkü yazlık bir model. Çift cep var, korumaları var. Özellikle hani dirsek omuz korumaları var. Sırt koruması da yumuşak bir koruma ile beraber geliyor. Bilekleri şöyle cırt cırtla MT-125'e olacağını düşünüyorum bunun. Hoş da duracağını düşünüyorum. Kollarında çünkü hani hem rüzgar geçirgen hem cırt cırtlı, aynı zamanda hem dış ve iç korumaları var. O yüzden de iyi fileli bir mont. Yan tarafında iki cep var. Şu yanlarından şöyle sıkılabiliyor ve bele, vücuda tam oturuyor. Montun özelliklerini saydım. Bu yazlık bir mont bildiğin gibi. Yani özellikleri de ona göre. Fileli bir kumaşı var. İşte daha ince bir kumaştan yapılmış. Hani sürtünmelerde dışından çarpacağı düşünülerek dış tarafı tamamen sürtünmeye karşı dayanıklı şekilde yapılmış. Ama iç tarafı fileli bir dokuya sahip olduğu için iç tarafı sürtünmeye çok fazla dayanıklı değil. Ama yazlık olarak seni ferah tutabilecek ve uzun sürüşlerinde de ferah ferah kullanabileceğin, rahatlıkla hani rüzgar alarak kullanabileceğin bir mont çeşidi. Eğer ki hani yok ben hani birkaç mevsim birden kullanmak istiyorum dersen, o zaman Makna'nın diğer montunu önereceğim. Makna'nın diğer montu da bu. 4 mevsim kullanıcılarına hitap etmiş. Çünkü hani hem dış görüntüsü olsun, hem kumaşı olsun, hem açılabilir ve file dokulu şu havalandırma delikleri olsun. Bu montu alıp 3 mevsim rahatlıkla kullanabilirsin. 4 mevsim de kullanabilirsin ama yazın çok sıcak havalarda bu gerçekten seni sıkacaktır. İçindeki astarları istersen çıkartabilir. Yan cepleri var, üst havalandırmaları var. İçindeki astar şu yanlardan çıkıyor. Ve hani iç tarafında fileli bir doku üst taraftan başlıyor. Alt tarafı uzun şekilde yapılmış. MT-125'e uyabilecek şekilde yapılmış. Arka tarafı şu şekilde bir fermuara sahip. Buradaki fermuar ve şu alt tarafındaki bölmenin yan taraflarında ve şuralarında beline göre sıkıştırabileceğin, belini oturtabileceğin yerleri var. Tabii ki hani CE onaylı omuz ve dirsek korumaları var. Bir tane sırt koruma ile beraber geliyor. Sırt koruma da yaklaşık bel köküne kadar, şuraya kadar seni koruyor. Bu da böyle bir mont. İç tarafında tabii ki cepleri var. Ona göre yapılmış cepler kullanmışlar. Astarlara sahip, astarlardan bir tanesi termal, bir tanesi yağmur astarıdır. Çıkarttığın zaman yazında aşırı sıcak olmayan zamanlarda rahatlıkla kullanabilirsin. Yani yazında kullanabilirsin de bu mont kadar ferah tutmayacaktır. İster istemez biraz bunaltacaktır. Omuzlarında da şöyle cırt cırt yerleri var. O da galiba tam omuzuna göre oturtmak için. Eğer hani diyelim işte ne denir? Omuzunu biraz daha sıkmak istedin. Şuralarından cırt cırtların yerini değiştirip omuzlarını biraz yukarıya almak için sanırım. Öyle bir ek yapmışlar. Cırt cırtlı, fermuarlı. İçinde de fermuarları var. Astarları da çıkabiliyor. Bilekleri kol içlerinde şöyle şu şekilde yapılmış kol ayarlaması için cırt cırtları var tekrar. Bilekleri de tekrar cırt cırtlı şekilde yapılmış ve fermuarlı şekilde yapılmış. Bunu da alabilirsin eğer kış sürüşlerinde de ben kullanayım istiyorsan. Sadece yaz sürüşlerini kullanmak için bunu alabilirsin. Yaz ve kış kullanmak için onu alabilirsin. İlk önce tabii kaslardan girmedim. Bu sefer monttan girdim. Şimdi kasları tanıtayım. Bence MT-125'e gidebilecek şekilde yapılmış şak, kask, yani şekil şemal itibariyle gerçekten güzel. Vancor Aslan diye geçiyor. Bu gerçekten güzel bir kask. MT-125 içinde çok güzel gidecektir. Gözlüklü bir kask tabii. Gözlüğü de şuradan şöyle çıkıyor. İstersen yukarı doğru katlayabiliyorsun. Bakış açısı geniş. Bir tane burun pedi var. Bu ön şu gözlük camının buğulanmasını engelleyecektir. Mikrometrik bir tane kayışı var, koruması var.
çene bağlantısı var. İç tarafındaki petler fena değildir. İç tarafındaki petler istersen yıkayıp çıkartabilirsin. Şöyle yakından göstereyim. Vankor, Aslan, Shark'ın bir kaskı. Şöyle de hemen kapanıyor. Rüzgar geçirmiyor. Kesinlikle. Çünkü çok iyi ve tam oturuyor. Şöyle ve şöyle gösterebilirim. Burnu uzundur. Havalandırma kanalı üstte var. Ön tarafındaki havalandırma şuradan şuradan aldığı havayı galiba sadece veriyor veya ön tarafında oradan da çok hava alabileceğini zannetmiyorum. Sadece şu iyi oturuyor ama ister istemez hani yani sonuçta bir gözlük var ve yanlarından ister istemez bir hava girişi olacaktır. Mikrometrik bağlantısını şöyle göstereyim. Bu large bir kask. Hani çok büyük kabuğu var mı? Yok. Aşırı büyük bir kabuğu yok. Yani kafaya da güzel oturacağını düşünüyorum bunun. MT-125'e de güzel giderdiğini düşünüyorum. Shoei GT Air'ı zaten hani daha önceden bütün hani naked motosiklet kullanıcılarına işte birçok kullanıcı, farklı kullanıcıya zaten önermiştim. Shoei GT Air'ı sana da öneriyorum. MT-125 için gerçekten bence biçilmiş kaftan. Çünkü hem birçok katmandan oluşan bir dış kabuğa sahip. Shoei'nin bu kaskı zaten çok satılıyor. Bunlar da yeni geldi. Yeni sürüm diyebilirim. Kafanızı ne denir? Sarsılmalardan, rüzgardan, rüzgarın sarsılmasından ve rüzgardan koruyabilecek şekilde yapılmış. Rüzgar sarsılmalarından koruyabilecek şekilde toparlayamadım onu. Ondan sonra kademeli bir bakış açısına sahip ve şu kısımdan yönetilen iç bir vizöre sahip güzel açılıp güzel kapanan bir pet mekanizmasına sahip, kolaylıkla çıkabiliyor, yıkanabiliyor. Bir burun pedinin önünde şu şekilde yapılmış, şöyle yakından göstereyim, havalandırma kanallarına sahip şuralarında. Çene pedi var, mikrometrik iki bir bağlantısı var ve iç kısmı şu şekilde yapılmış. Gerçekten boyuna iyi oturacak, sallanmayı, sarsıntıyı engelleyecek şekilde yapılmış bir kask. Üst tarafında, ön tarafında, üst tarafında ve şu kısımlarında şöyle buradan açılmıyor. Şuralarından hava çıkışı var. Bu Shoei GT Air'de biraz değiştirmişler tabii tasarımı. Bir önceki Shoei GT Air'lara benzemiyor. Onları da göstereyim hemen. Bir önceki nesil Shoei GT Air'lar şöyle, arkasında öyle bir çıkıntı yok. Veya işte önü öyle değil, alt kanalları öyle değil, iç pet kısmı öyle değil. Bir tek mikrometrik bağlantısı aynı galiba. Bakış açısı yaklaşık aynıdır. Burun pet kısmı yaklaşık aynı. Havalandırma kanallarını bayağı değiştirmişler ikisinde. Bu da böyle. Ben diğerini de tercih edebilirsin, bunu tercih edebilirsin. Bu da güzel yani, ikisi de güzel. Yazlık için şu eldivenleri, şimdi onları bitirdik, şu eldivenlere geçelim. Bu eldivenler Five Gloves'un Stunt Evo Replica modeli. Yani bu eldivenleri tercih edelim. Bunların renkleri var, birçok rengi var. Hem yazlık bunlar, bunların yeni gelen kışlık versiyonları da var. Onlardan da alabilirsin. Özellikle hani parmak yerlerinde şöyle iç tarafında hemen eklem yerlerinin korumaları için plastik alaşımlar kullanmışlar. Aynı zamanda eklem yerlerinin şöyle dipleri ne denir? Delik şekilde yapılmış. İçinde süzgeç var gibi görünüyor. Bu süzgeçten de hava alabiliyor. Yani yazlık bir eldiven bu. Bileğinde sert bir korumaya sahip. Bir tane cırt cırta sahip şurasında. Ve bu eldiven tabii ki yazlık korumaları da var. Şu parmak kısımlarında da ne denir? Deri kullanılmış yan taraflarında. Şu yan kısımlarında da özellikle
Şöyle tekrar koruma koymuşlar. Küçük parmağında bir koruma yok ama tamamen deri parmaklarının üstleri. Ve tabii ki yumruk korumaları çok iyi. Yumruk korumaları kısmından da hava alabilir şekilde yapmışlar. Bunu önerebilirim. Vexo Sport alabilirsin kışlık olarak veya işte Vexo'nun yazlık eldiveni alabilirsin. Venom D02 alabilirsin. Onun çeşitlerini zaten linklere, açıklama kısmında linklere yazacağım. Oradan bakıp detaylı şekilde inceleyebilirsin. Bunlar böyle. Bunların bir sürü rengi var. Fireblows Tantevo'nun bir sürü rengi var. Onlardan seçmek için sadece girip Five Gloves yaz bizim sitemize, motosikletaksesuarları.com'a. Oradan girip kontrol et, doğrudan oradan sepet ekle, hemen alabilirsin. Şimdi önemli bir şeye geçelim. Pantolon. Pantolon çok fazla alınmıyor zaten. Herkes dizliğe yöneliyor ama dizliklerin şöyle bir dezavantajı var. Dizlikler kaza sırasında dönüyor. Bunu da birçok kere tekrarladım ben. Pantolon öneriyorum. Bu yazlık baharlık bir pantolon. Bunun kalça korumaları var. Bu T90 bir pantolon. Ve içinde şu beyaz kısım var. Bu beyaz kısım Kevlar bir koruma. Şu kısımda bir düğmesi ve fermuarı var. Normal bir pantolon görüntüsünde. Fakat dikişi ve kumaşı özel. Dizlerinde de içeriden de çıkabilecek şekilde yapılmış dizlikler var. Bu T90'ın Kevlar la desteklenmiş pantolonu alınabilir. Koruyucudur, güzeldir. Hani kışta giymek istiyorsan bu üşütecektir. Onu belirteyim. İki tane de bot var. Bu botlardan bir tanesinin TCX'in bir modeli. TCX'in modeli bu. Yani bunların özellikleri yaklaşık aynı zaten. Fakat hani bir tanesi spor, bir tanesi naked'larda kullanılabilecek şekilde yapılmış. Bunun körük mekanizması var, bunun yok. Bu cırt cırtlı şekilde, bu da cırt cırtlı ve fermuarlı şekilde yapılmış. Bunun bağları olmasına rağmen bu da tek bir kere de şöyle kapanabilecek şekilde yapılmış. Impact tek desteklere sahip, aynı zamanda hani burun, bilek ve topuk koruması var. Kısa bir bot, sen uzun bot almak istiyorsan bunun da uzun botları var, bu da uzun bir bot. Ve ikisinin de terlemeye karşı teri çabuk dışarı atmak ve kurutmak gibi özelliği var. Bunun da hani hem dirsek, hem topuk, hem burun, hem de vites geçirme için parmak üstü koruması var. Bilek koruması var, uzun olduğundan daha fazla koruyacaktır. Uzun bir yapısı olduğundan kolay açılır, kolay kapanır. Cırt cırtla açılıyor bu. Aynı zamanda hani şu cırt cırt açıldığı zaman hemen ayağınızdan çıkabilecek gibi değil. Hem fermuarı var hem de içinde bir tane daha ek yeri var. Hem sizi koruyacaktır hem de kolay kolay açılıp ayağınızdan çıkıp gitmeyecektir. Kazada da gitmeyecektir. Rockwell botları da tercih edebilirsiniz. Rockwell botlar da benim hoşuma giden botlardan bir tanesi. Yaz ve kış kullanabilirsin. Yazın yazlık olanlar da var, kışlık olanlar da var. Bu kışlık bir model, su geçirmez bir model. Bunu alabilirsin. Ama ben yazın kullanacağım dersen bu terletecektir bayağı. Teri emiyor da tabii belli bir zamana kadar, belli bir yoğunluğa kadar. Bir de sunmadığım bir kas daha var. Onu da sunayım. LSKFF 397 Vantage siyah kırmızı modeli. Bunu da alabilirsin istiyorsan. Bunun da hani hem pin lock var hem şu tarzda yapılmış bir tane güneş vizörünü açmak için yeri var. Burun pedi var, çene pedi var. Çene pedi şu şekilde mıknatıslı. Güneş vizörü şuradan açıp kapanıyor. Şöyle mikrometrik bağlantısı var. Boynuzun sarsılmaması ve direncini sağlayabilmesi için özel yapılmış pet yapısı var. Ece 2205 sertifikasına sahip. 1300 gramlık bir kask. Ön, arka ve üst havalandırma kanallarına sahip. Gözlük de giyilebiliyor. Kademeli açılan camı var ve bu da böyle bir kask. Umarım yararlı olmuştur. Ben olabildiğince ortalama ve hem uygun hem pahalı fiyatlı örnekleriyle MT-125'e uygun şeyler sunmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Hepinize iyi sürüşler.